Konuyla birlikteyiz. Şimdi size desem ki açıl susam açıl. Diyeceksiniz ki bir tane kelime ile o koca taş kapı nasıl açılsın? Değil mi kırk aramilerde? Ve şimdi her birimiz şunu soruyoruz. Diyelim bugüne kadar çeşitli rahatsızlıklar, hastalıklar, bedeninizde bir sürü olaylar meydana geldi kimisi fiziksel, kimisi duygusal, ruhsal, kimisi belki kemiklerle, kimisi kaslarla alakalı, kimisi iç organlarla alakalı, kimisi belki de çok basit işte bir dolaşımla ilgili bir konu. Şimdi bunların her bir tanesi ayrı ayrı ve her birine ayrı lojiler, bilimler, işte sistemler bakıyor. Diyelim ki bir modern bir hastaneye gittiğiniz zaman. Yani o dallara baktığınızda kaç tane artık alan var neredeyse artık sayamıyoruz. Onun altında başka birim, başka birim, başka birim ve bir sürü konu var. Ee, rahatsızlıklar ve hastalıklar bir tane dahi olsa her birine bazen 3-4 onlarca ilaçlar, bir reçetelerin içinde bir sürü şey yazılabiliyor. Biz şimdi şöyle bir soru sorduk. Dedik ki bu kadar rahatsızlık, bu kadar evet sorun her bir tanesine tek bir ilaç olabilir mi? Tek bir tane ilaç ile bütün rahatsızlıklar, hani eskiden hatta şey derlerdi, hani bir tane aspirinle şunlar geçer, bir tane optilidonla bilmem ne yapar, bir tane kuponla bilmem ne olur. Hatta bir tanesi derdi, işte benim annemin bir ilacı var, sürekli onu kullanır, her şeye iyi gelir. Şimdi evet bu mümkün. Bunu bugün anlatacağız. Bir taraftan evet çok basit ve anlaşılması çok kolay, uygulaması ise biraz emek isteyecek. Bir taraftan demir leblebi ama bir taraftan hazır olanlar için de hayatını, çeşitli bedensel, duygusal, zihinsel yaşadığı herhangi bir konunun hastalığını ya da rahatsızlığını iyileştirebilmek üzere de aslında bir formül, bir ilaç vermiş olacağız. Ve bir taraftan da bunu anlattıktan sonra sizlerle e, bugün sadece bunu YouTube'dan yapıyorum çünkü YouTube'da canlı yayınımız var. Diğer taraftan da sizlerin soru cevaplarıyla e, bütün bunları paylaşacağız. Yani anlamak üzere birlikte bir yol alacağız. Benim şimdi bakıyorum henüz daha şey e, bilgisayarda bunlar evet başlamış tamam sesimiz varsa bunu da kısalım. Zaten. Evet tamamdır her şey yolunda. Şimdi bak bir sürü arkadaşlar da yazmış, kimisi nefes yazmış, belki şükür diyelim İşte Her biriniz şimdi bir bakın bakalım. Bütün rahatsızlıkları tek bir reçeteyle nasıl iyileştirebiliriz? Aynı zamanda da birlikte böyle e, konuyu değerlendirerek. Mesela bak yazıyorlar fibromiyalji var orada. İşte rahatsızlıklarınızı yazın. Bakın bunların her bir tanesiyle ilgili bir tane sistem söyleyeceğiz. Menisküs yırtılması var diyor mesela. Ben okuması da demiyorum. Bakın bunların her birinin iyileştirilmesi mümkün. Safra diyor arkadaşlarımız. İşte ee, tevekkül diyen var. Akdeniz animisi diyen rahatsızlıklar. Bakın korkularımız. Şimdi diyeyim bakın bir sürü rahatsızlıklar var. Bunları... Ve biz anlatacağız ve ondan sonra diyeceğiz ki <laughs> gelin bakın bakalım bu ilaç acaba gerçekten hepsini iyi geliyor mu? Eğer hepsini iyi gelen bir şey varsa o zaman rahatsızlıkların sebebi de bu ilacın eksikliği olduğunu anlayacağız. Bakın önce burayı görelim. Şimdi dedik ya bir taraftan bakıyoruz bedenimizde fiziksel olarak herhangi bir olay, herhangi bir sistem meydana gelecekse bunun evet diyoruz ki duygularla, düşüncelerle, çeşitli frekanslarla etkisi var. Şimdi bir arkadaşım frekans ilmiyle meşgul biliyorsunuz onun bir cihazı, bir aleti var. E, yaptığı, ürettiği e, bir 12 yıldır falan yapıyor şimdi Bionix diye. Şimdi o da diyor ki ben diyor bunları diyor bir frekansla yaparım. Dedim bir frekansla yaparsan hani anlatmak zor olur. Sen yine bir 8 tane 10 tane çeşitli çeşitli frekanslar bölümler yap ki onlar hepsini beraber anlatabilelim. Yani biz bir tane bir şeyle bir konuyu anlatabilmemiz yeteri kadar tabii ki kolay olmayabiliyor. Emek sarf ediyor. Bununla ilgili bir tane de bir kıssa anlatmak istiyorum. Ondan sonra geçelim. Şimdi Hz. Muhammed ölüm döşeğinde bir vahiy alıyor ve Bileli Habeşi'ye diyor ki git diyor bunu her tarafa yay. O da eline davulu alıyor ve her yerde bunu söylüyor. Yolda Ebubekir yakalıyor. Ne yapıyorsun diyor? Vallahi diyor işte Hazreti Muhammed bana bunu vahyetti. Ben de her yerde bunu söylüyorum. Bu diyor her derde deva ve ilaç imiş. Bizim anlatacağımız bu değil ama ben bunu misal olarak anlatıyorum. Ya da ya bizim bir başka. Ve ee, neyse tutuyor getiriyor e, peygamberin karşısına. Bak diyor bu böyle böyle diyor. Ne diyor? Eğer kim ki hayatında bir defa kalbi titreyerek la ilahe illallah derse onu cehennem ateşi yakmayacak diyor. Tamam da diyor Ebu Bekir biz bunu söylersek insanlara bundan sonra nasıl ibadet yaptıracağız, nasıl belli şeyleri anlatacağız, nasıl ilerleteceğiz dediler ki yani bu reçete fazla. Bizim anlatacağımız reçete ise aslında bir tane formül ise gerçekten hayatımıza nereye uygularsak orada bir anahtar görevi görecek ve orayı açacak. Garantili. Sadece hakkını vermek kaydıyla. Laf olsun diye olmuyor bu iş. Mış gibi yapmayla da olmuyor. İşte mış gibi yapanlar bu sefer ne yapıyor? Hayatlarında bedenlerinde çeşitli şekillerde bu olayları görüyorlar. Bizim şu anda yüzlerce e, güzellik tohumunun içinde şifacı dostlarımız arkadaşlarımız dünyanın dört bir tarafında çeşitli şifalarla aslında bunları yapmaya çalışıyorlar ve biz o reçeteyi, o ilacı aldığımız anda aslında gerçekten de bir dönüşüm başlıyor ve bu sefer o ilacın, o bilginin, o farkındalığın ve o şuurun meydana getirdiği belki bir ışık patlaması artık bizim herhangi bir hastalık ya da rahatsızlığa ihtiyacımızı ortadan kaldırıyor. E şimdi ne diyoruz? Bakın bir sürü bedenler bahsediyorlar. Bakın apseler var. Bunların her bir tanesinde mekanizması var. Sinüzüt var. Bakın şimdi bunlarla ilgili birkaç tane hızlı okumalar yapacağım. Yani bunların da neden kaynaklandığını, işte neden mide şeyi var, neden mesela şimdi Burcu yazmış, sinüzitim var. Şimdi evet bu bir e, frekans bakın. Öncelikle şurayı belirtelim. Her türlü rahatsızlık ve hastalık sizin herhangi bir alandaki bedeninizin bir sağlık frekansınızın düşmesi. Bu bir Frekans bilim açısından baktığımızda göreceğimiz. İltihabın bir frekansı var. İltihabın frekansı karaciğerinizin frekansınızın düşmesiyle alakalı. E, karaciğerle alakalı. Olumsuz duygusu öfke. Ama öfke aileye doğru olduğundaki frekans sinüzü meydana getiriyor. Şimdi bütün rahatsızlıklarla ilgili böyle bir sürü frekanslar bunların değerleri de var listeleri de var. Eskiden bunlar internette vardı da şimdi kaldırmışlar bir kitap yaptılar bununla ilgili. Bütün rife e, şeyleriyle ilgili, e, teker teker her biriyle ilgili bunları yapınca ama siteleri var, şeyleri var. Hangi hastalık, hangi rahatsızlıkla ilgili, hangi olumsuz frekans ne yapıyorsa bunları görebiliyorsunuz. Yani sağlığın ve sağlıksızlığın, e, doğumun, ölümün her birisinin frekansları var ve zaten e, çok sağ olsun bizim bu konuda çalışmalar yapan çok iyi dünyanın çok iyi ustaları, ekipleri de frekans bilimi ile ilgili de ne yapıyorlar? Bir sürü şifalar, tedaviler, cihazlar, kartlar, sistemler üretiyorlar ve dünyanın dört bir tarafında da bu işi en iyi yapanlar olarak da hizmet veriyorlar. Şimdi tabii şu var. Bizim frekansımız ne oluyor da düşüyor ve o düşen frekanstan dolayı hasta oluyoruz. Hani modun düştü diyoruz değil mi? Bir bakıyorsun ki herhangi bir konuda kişi grip oldu. Grip olduğuna bir bakıyoruz ki aa kişinin o sıra moralini bozacak bir şey var. Dışarıda çok yoğunlaşmış bilmem ne olmuş. Dışarıdaki soğuk enerjiye kendini açık hissetmiş. İçeriden enerji onu ısıtamamış. Yani ısı dengesizlikleri olmuş, alışveriş dengesizlikleri olmuş, işte hesapta dışarıdan o anda bir soğuk yel gelmiş, çarpmış bir sürü bilmem ne. Ama aynı duruma başka bir zaman moral falan her şey çok iyi, çok enerjikken geldiğinde adam hasta olmamış. Ama öyle bir zaman var ki daha bir yudum soğuk su almış, boğazı ağrımış. Neden? Gitmiş bir kilo dondurma yemiş, bir şey olmamış, bir yudum soğuk su içmiş, boğazı şişmiş. Şimdi bunları yaşadınız. Ya da adam kilolarca ağırlığı kaldırıyor. Herhangi bir şey olmuyor. Bir kilo bir şeyi yerden alır ki ah ters hareket yaptım. Bel fıtığım oldu. Bilmem ne oldu. Boynum şöyle oldu. Neden? Şimdi bu önce soruları sorduğumuzda şunu görüyoruz ki aslında bunların her bir tanesi bizim o enerji alanı ile ilgili bir frekansımızın düşmesinden kaynaklanıyor. Bu konuda e, pazar günü inşallah frekans ve meridyenlerle ilgili de daha detaylı bir çalışmayı sabıhi hoca e, hocayla yapacağız. O pazar günkü farklı bir alan pazar pazartesi programlarımız içinde var. Neden dediğimizde şunu görüyoruz ki orada bir duygu var, kişinin modunun, enerjisinin, frekansının düşmesi var. Peki şunu soracağız. Bu frekanslar neden düşüyor? Tamam. Dedik ki kişinin bak aile üyesine bir öfkesi vardı. Peki bu aile üyesine öfke neden var? İşte şimdi hani bir taraftan bunları söylüyoruz ama aslında her de şuna hazırlanıyoruz. Aslında çok kolay ve çok basit bir tane formül var ki hepsine ne dedik? İlaç oluyor, formül oluyor. Bu da arkadaşlar aslında bizim tırnak içindeki cümle olanı sevgiyle kabul etmek. Söylediğim zaman ne kadar basit. Yani ben olanı sevgiyle kabul ettiğimde bütün hastalıklarım iyileşecek mi diye sorabilirsiniz. Evet diyeceğiz. Yani bel fıtığım geçecek mi? Evet. Sinüzitim iyileşecek mi? Evet. E tamam da benim menisküsüm var. Yırtıldı, yaralandı. O konuyla ilgili sorun ortadan kalkacak. Şimdi önce baktığımızda dediğimiz gibi mantık bazılarınız için azalıyor. Ama gelin şimdi bunu biraz daha içeriye doğru. Dediğim gibi bunun frekanslarla ilgili, meridyenlerle ilgili sistemini Pazar günü inşallah 9'da yapacağız. Yani o işin tamamen bilimsel, teknik, dünyada ne çalışmalar olmuş, frekans geçtiğinde ne oluyor, ne bitiyor. Ee, zaten bu konuda yine bir sürü derin pratik uygulamalarını yapan arkadaşımız Sabuhi ile bu işi yapacağız. Bize bugün daha derin bir alan çağırdı. Onun için bu konuda toplandık. Peki olan sevgi ile kabul edebilmek ne demek biz ne oluyor ki kabul edemiyoruz ne oluyor ki sevemiyoruz ne oluyor ki olanı göremiyoruz şimdi demek ki kabul edememek varsa olayları ve olanı reddediş var ve itiraz var kabul yoksa itiraz var demek ki hastalıkların kökeninde ve nedeninde bizim yaşadığımız ve olanı olana karşı bir itirazımız var. Peki kimler itirazlar yapıyorlar? İşte ama fakat değil mi şu anda söyler tamam ama şöyle bilmem ne gibi hayata karşı itiraz kelimelerini çok sık kullananlar. Olanın matematiğini okuyamayan ve göremeyenler. Şimdi burası en önemlisi. Şimdi ilk ayet oku değil mi? E ne okuyacağız? İşte olayları okuyacağız. Olayların matematiğini göre okuyacağız. Eğer hayatın matematiğini okuyamıyorsak olana itiraz ediyoruz. Çünkü diyoruz ki kendi zihnimde o öyle olamaz. E nasıl olur? Senin şu kadarcık aklınla gördüğün şekliyle mi? Hayatın, kainatın her yerine bu kadar matematik, bu kadar ince bir sistem varken ki bütün kutsal kitaplarda hayatın bir ölçüyle yaratıldığının bilgisi varken madde dediğin şey metreden, ölçüden ölçülebilir bir sistemden yani aritmetikten geliyorsa bütün kutsal kitapların içerisinde epcedinden tutta işte diyelim ki kabalasından hangi alanına girersen numarajisine kadar müthiş bir matematik varsa bedenin içerisinde doğum tarihin içinde astrolojinin içinde her şeyin içerisinde ölçülebilir bir matematik varsa öyleyse hayat dediğimiz şey müthiş bir matematiksel sistem. Ve sen bu matematiksel sistemin kurgusunun içerisindesin ve bu kurgunun içinde ister simülasyon ister fiziksel ne algılıyorsan şu andaki algınla görebildiğin ve sezebildiğin bir seyrin içindesin ve diyorsun ki bu benim aklıma uyuyor bu uymuyor. İşte burada yeteri kadar göremeyen bilemeyen aslında hayatın işleyişine itirazlar ediyor. Ya da bir rahatsızlıkla karşılaştığında da itiraz edebiliyor. Bir yakınının belki kaybına, sorununa, duygusal bir haline, dünyadaki herhangi bir olaya ve duruma da itiraz ediyor. Şimdi bazıları da şöyle düşünebilir. Yani olanı sevgiyle kabul etmek öyleyse gamsızlık mı? Poliyanlacılık mı? Şimdi bilgi rafı olmayan buralara tutturabilir. Öyleyse aa ne olursa olsun demek değil. İşte bu kadar basit gibi görünüm. Ama içine girdiğimizde ol an diyoruz değil mi? Yani olan, yaratılan. Yaratılmış olan. Ya da var olan. Ama o var olanı bir var eden var. Ki bütün o matematiksel sistemin içinde bir var oluş var. An be an olan bir var oluş var. Yani senin doğumun da bir varoluş. Evet, yoktan bir varoluş değil. Burada gördüğümüz hiçbir şey yoktan var olmuyor ama bir dönüşümün içerisinde bir oluş var. Yani canlı ile cansızın arasında, hayatla hayatını terk etmiş bir beden arasında bir fark var ve bunları biz gözlemleyebiliyoruz. Bunları ölçebiliyoruz. Canlılığın ve cansızlığın çeşitli sistemlerini ölçebildiğimiz gibi aklederek de aklımızı kullanarak da e, bir insanın aslında şuurunu kullanabildiğince canlılığı ya da şuurunu kullanmayıp otomatik bir rüyan içerisinde tekrar döngüsü içinde yaşamasının da halini görüp seyredebiliyoruz. Öyleyse her birimizin o otomatik çark içinde tekrar döngüleri kaderin çarkının içerisinde tekrar tekrar aynı şeyleri, aynı durumları yaşayan, aynı şeylere itiraz eden ve itirazların içerisinde bir uykunun içinde olan tarafımız, olanı kabul edemeyen tarafımız. Peki, olanı kabul edebilmek ne demek ki? Olanı kabul edebilmek demek arkadaşlar, önce kendi hayatımızın içerisinde yaşadıklarımızın bir matematiği olduğunu ve başımıza gelen her bir olayın altında bizim de bir dileğimiz, bir isteğimiz, hatta bir ifademiz olduğunu görebilmek, okuyabilmek ve bağlantısını kurabilmekle mümkün. Öyleyse ilk sorumluluğu şimdi sana verdik. Yaşadığın her şeyin öncelikle sorumlusu sensin. Kişi itiraz edebilir. Olur mu? İşte ben bunu demedim, bunu yapmadım bilmem ne. Bunlarla ilgili bir sürü videolarımız var. Hatta canlı şifa çalışmalarımız var. Yani sizlerin birçoğuyla yaptığımız kimi kahvaltı buluşmalarında 29 Ocak'ta kahvaltımız var bu arada. İstanbul'da dostlarla buluşacağız inşallah yine canlı şifalarda. Diğer taraftan insan kendi hayatında yaşadıklarına itiraz ettiği gibi yakınlarının ve çevresinin hayatında olanlara da itiraz edebiliyor. Geliyoruz arkadaşlar şimdi birazdan ee, sisteme. Yani ne diyor bak orada geniz akıntısı diyor mesela. İtsel ağlamadır diyor herhalde birisi yazmış evet doğru. Şimdi birisi burun akıntısı, gözyaşı ama içeriye ağlıyorsa içeriye akıyor. Şimdi tamam da niye akıyor, niye ağlıyor? Olanı kabul edemediği için ağlıyor. Yani orada bir kurban var, bir mağdur var, buna ağlıyor. Peki olan eğer herkese eşit adaletle mükemmel bir dağılım yapıyorsa ve sadece siparişlerini sana e, ulaştıran bir evrenin kainatın içinde yaşıyorsan, sen bunun farkındalığında ağlar mısın? Hayır, kabule geçersin. Bakın hastalığın nasıl şifası geliyor kendiliğinden. Bir cümleyle. Aslında bir ilaç ile şu anda oradaki bütün rahatsızlıklara teker teker geçeceğim. Her birinizin oradaki hastalıklarını bu ilaç ile nasıl iyileştireceğimize bakacağım. Skolyoz diyor. Değil mi? Yani e, omurganızın yamulması, eğilmesi, bozulması, kemik sisteminizin bozulması. Şimdi bu sebep olarak ne? Bedeninizin aslında ee, fiziksel şeklinin yapısının bozulması. Sen hayatın yapısını içeride bozuyorsan, hayatın yapısına bakışını eğer olumsuz bir şekilde yeteri kadar doğru şekilde yapılandıramıyorsan, hayatın içerisinde kurduğun bina ve iskelet kalıpları doğru bir şekilde değilse, olanı doğru bir şekilde değil de zanlarınla okuyorsan tabii ki omurganda, belinde çarpılıyor. Çarpılan duygu ve düşüncelerin olanı kabul edemediğin için. Şimdi ne demiş? Tükürük bezleri iltaba. Bütün iltihaplar için söyleyeyim. Tükürük bezi ve diğerleri. Her bir tanesinde ne var arkadaşlar? Bütün iltihaplanmalar. Yani sonu itle biten bütün iltihaplar. İşte sinüzit, işte e, pankreatit, işte ne var? Ee, siz sıralayın ne kadar iltihabi durumlar varsa kolit gibi işte e, bunların her bir tane gastrit değil mi mesela işte birisi midede birisi bağırsaklarda Şimdi bunların her bir tanesi ne var? Öfke var. Peki sen neden öfkeleniyorsun? Olanın senin istediğin gibi gitmemesine öfkeleniyorsun benim dediğim gibi değil. Peki kimin dediği gibi? Allah'ın dediği gibi. E Allah'ın dediği gibi yani olana itiraz ettiğimde ne yapıyormuş? Öfke beni iltihaplandırıyormuş. Çaresi ne? Bak hapı veriyorum. Olanı sevgiyle kabul. Şimdi bütün rahatsızlıklar için şimdi buna benzer durumları vereceğiz. Şimdi tabi kanser, değil mi? Şimdi Bugün neredeyse e, hani pandemisi ilan edilmesi gereken eğer bir rahatsızlık varsa bugün kanser neredeyse e, her sülalede birkaç kişi şu anda çok hızlı bir şekilde art, artan hızla devam ediyor. E, şimdi buradaki temel unsur kişinin bir üzüntü ve çöküntü yaşaması. Şimdi. Neden dolayı üzüldü? Çünkü yargıladı. Olanın yeteri kadar iyi olmadığını, olanın kendi baktığı açıdan faydasını göremedi. Olanın kendi siparişi olduğunu kabullenemedi. Olanı çağırdığı, siparişi verdiği hal ve anla bağlantı kuramadı ve bunu kabul edemedi. Bu kabul edememe hali ona neyi getirdi? Herhangi bir organında kanseri çağırdı. Şimdi i̇şte diyelim ki meme ise e, verememe ile ilgili enerjisini, rahimse alamama ile ilgili, prostatsa kendini gücünde eksik görme ile ilgili, karaciğerse yine aşırı öfke ve e, işte ilkel duygularla ilgili, mide ise işte aşırı ee, yine gerilim, kontrol ve e, birçok yerde sıkışıklık yaşamakla ilgili, topraklanamamakla ilgili, yani barsatsa sindirememek, otoriteyle kavga ve işte çeşitli rahatsızlıkları e, bir şekilde yeteri kadar bırakamamakla ilgili, herhangi bir olayı tutup da bırakamamakla ilgili, bunların herhangi bir tanesinde yoğun üzüntüyü bırakamamakla ilgili. Şimdi bakıyoruz, ilacı veriyoruz. Diyoruz ki olan denilen olan yani o ve l arasında yaratılmış olan öyle mükemmel bir mantıkla ve matematikle baştan oldu ve bitti ki sen bu o ve l'nin içerisinde yani başlangıç ve sonun içerisinde ezel ve ebedin içerisinde var olmuş olan var edilmiş olan seyyah yolcu değil mi? Yolcu kitabımızı hatırlayalım burada. O yolculuğun içerisindeki sen şahitsin. Şahitliğin bu olanı seyretmek, seyrettikçe seyrettiğinde kendini görmek ve kendinden yansıyanı görebildiğin ve fark edebildiğin ölçüde bağlarını geliştirmek ve bu bağlar geliştikçe şuurunu, idrakini arttırmak kendini bu sistemin bir varlığı, bir parçası ve zerresi olduğunu fark edebildikçe de yaradan anlayışını büyütmek için buradasın. Yani Allahu Ekber denilen şey senin için ne kadar ekber, senin Tanrı ne kadar büyük, ne kadar yüce. Yani sadece orada oturan bir sakallı hayt huyt cennet, cehennem, günah, sevap mı yazıyor? Ne kadar derin. işte bu o ve la arasında ol, an, an içinde olan. Ve bunu sen hangi gözle, ne şekilde görüp de seyrediyorsun ve ne kadar sevebiliyorsun? Sevgiyle kabul edebilmek. Ah maalesef böyleymiş dedikçe değil. Çünkü oradaki sevgi de iyi ki var. Keşke değil. Keşke şöyle olsaydı böyle olsa değil. Onların her birinde itirazlar var. Kelam bilginliği başladı değil mi? Arkadaşlarımız şu anda kelam bilginliğinin içinde bunu görüyorlar, yaşıyorlar, seyrediyorlar. Meğerse her bir şey nasıl da dilimizden, dillendirdiğimiz şekilde seyrettiriliyormuş bize. Ve o seyrettiğin ol senden çıkan bir ol. O olum içinde senin de bir payın var. Sen de olum bir parçasısın ve o senfoninin içerisinde bir enstrümansın. Ve bir enstrüman olarak o senfoni aynı zamanda sende, senin hayatında sana seyrettiriliyor. Ve sen şimdi bu senfoninin nesine itiraz ediyorsun? Hani Yunis'in yaradılığını severim, yaratandan ötürü olana itiraz edersen oldurandan, yaratandan ötürü yaparsın. Öyleyse hastalıkların sebebinde ve kaynağında yaradana itiraz var. Çünkü yaradana itiraz olana itirazla aynı şey. Yaşadıklarının ezbere kabulü değil bu söylediklerim. Ah, madem öyle ki buna inanalım o zaman Buna secde değil. Okuyarak, anlayarak, fark ederek, aklederek, bilerek ve eminlikle olanın ne kadar da faydana olduğunu görerek, o faydayı sevgiyle kabul ederek, kucaklayarak eğer oradaysan senin diyelim ki şimdi yine birazdan sıralayacağız şu rahatsızlıklar, bu rahatsızlıklar, aa geçmiş. Şimdi kaşı oluyormuş, saçı oluyormuş, değil mi? İtirazlarından dolayı. Yani olanı sevgiyle kabul edemediğimizde, bu sefer önce kendimizi yeteri kadar kabul edemiyoruz. Kendimizi kabul edemediğimizde olanın bir parçası o değil misin sen? Olanın bir parçası olarak senin hayatın, yeteneklerin, sana verilenler, sana sunulanlar senin bir parçan değil mi? Kendini yoluyorsun, kendi değerini, kendi güzelliklerini sana verilenleri yeteri kadar kabul edemediğinde tırmalıyorsun. Oysa ki diyor ki bak gel bu hayat için seçtiğin donanımları bir gör ve seyret. Şimdi bir oyunda bile bazen o çocuk oyunlarında bir sürü böyle silahlar bilmem neler seçip giriyorsun o oyuna. İşte şunlar, bunlar bilmem neler. Sen bu hayata ne donanımlar seçtin geldin? Hatırlamazsan kullanamazsın. Kullandıkça hatırlayacağın, hatırlamayı talep ettikçe sana sunulacak bir sürü yeteneklerin var. Her birimiz neler neler, hangi güzel özelliklerle dünyaya geldik. Metafizik dahil, fiziksel dahil bir sürü ruhsal yetenekler, görüler. Ne özelliklerimiz var Bir de derinliği var ki yani derya. Şimdi mesela ee, ne demiş karşımda prostat hastası torbası olan kişiyi nasıl okurum? Tabii ki bakın burada dahi şimdi sadece kendi bedeninize değil seyrettiklerinize dahi sorumlusunuz. Şimdi ben de kendime şunu sordum. Şimdi eskiden tabii bir sürü bireysel seanslar yapıyorduk. İşte binlerce kişi çok şükür şifalanmasına şahitlik ediyorduk. Ama şimdi tabii hani 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi yapsak bile e şu anda on binlerce kişiye belki aynı anda şifalar aktarabiliyoruz. Çok şükür buna vesile aracı olabiliyoruz. E şimdi kalkıp da bir kişiye iki kişiye yapam yapamamakla birlikte bir taraftan da içim şunu diye. Hani birisi bir şey talep ediyor. Hani orada olmak, ona akmak, ona böyle bir şifayla kucaklama isteği geliyor ama tabii ki ee, bir zaman var, mekan var. Bir de tabii ki ihtiyaç buluşmalarımız var. İşte bu her birimize bu anlamda bir hediye. Bu bilgi. Aslında her birimizin bir taraftan bildiği. Ya bu kadar da kolay bir şey bunun neresi bilmem ne diyebileceğimiz ama bakın teker teker her bir şeyle ilgili veriyorum şimdi ne diyor? Çöl yak diyor. Buradan teker teker bu hastalıkların iyileşmesinde reçetemizdeki ilacı buluşturalım. Bakın her bir tanesiyle ilgili nasıl bir mekanizma ile canlanıyor. Şimdi e, sedef vardı. Neyse, sedeften evvel bir şey daha vardı. Sedefe iltaplı romatizma ile başlayalım. Şimdi mesela iltaplı romatizmalar değil mi? İltahplarda ne dedik? Bir kere e, öfke var. Tamam da bu şimdi kemiklerde, eklem yerlerinde ne var? Kurban olma ya öfke var. Bakın. Yani diyor ki hayatına, ben bu hayatı kabul etmiyorum. Ben akrabalarıma, aile üyelerime ne oldum? Kurban edildim. Şimdi olanı bu kabul mü? Hayır. Bırak sevmeyi. Daha itiraz var, red var. Mağdur var. Hayır mağdur değilsin. Seçimin bu. Sen vermeyi seçtin, alamıyordun, bırakamıyordun. Bu aileyle köklenmeyi seçtin. Ne ailende sana yamuk yaptı diye sağa sola söylenmeyi, ne de seni kullandılar diye itiraz etmeyi bırak. Bunu isteyen ve yapan sendin. Şimdi fark et uyan ki şu ana kadar yaşadıkların iltihaplı romatizma için olanları söylüyorum. Şu ana kadar yaşadıkların aslında senin şifan içinde. Ne yaptık? Olanı sevgiyle kabul ettik. Bakın. Şimdi bilgisini aktardık. Şimdi bunun idraki kişinin şifası. Orada da ne dedik? Sedef. Bugün böyle hızlı hızlı anlatalım da sonra bunları böyle uzun uzun inşallah ansiklopedi yapma niyetimiz var YouTube'da. Şimdi Sedef'te şimdi ne yaptı yine? Aile üyelerinin yoğun baskısına ve ailenin onun üzerinde yoğun bir otoriteyle onu korumasız bırakmaya ihtiyacı vardı. Bütün Sedef hastalarına söylüyorum. Bunu bu şekilde anladıklarında sedeflerini iyileştirebilirler. Nasıl? Alanlarını korumayı öğrenerek, cildin alan, bedenin hepsinin bir matematiği var. Bakın hiçbir tanesi hani yok şöyle oldu böyle oldu bilmem ne değil. Elementinden yani bu anlattıklarımın her birinin beş elementten tutun da hayatın matematiğine arkası var. Hani şu anda böyle olup diye anlattığıma bakmayın. Arkası dolu. Ne dedik? Oradaki otoriteye, otoritenin onu kullanmasına, kendini kullandırmasına, ama aslında onlarla topraklandığına, bir şekilde, evet. bir şekilde hayatında aslında onlara muhtaç olduğunu, ama onların sedefle bakın ne kadar şey birbirine benziyor, aynı zamanda e, romatizma iltihaplı romatizma. Ama burada alanı yok kişinin. Bir koruma alanı yok. Kendi koruma alanını, hayatının değeri yok. Kendi kul hakkının değeri yok. Etrafındaki bütün insanlar buna hizmet ediyorlar. Ve bu hizmetle onları görevlendirenin kendisi olduğunun olanı ve onlara bu hizmeti yaptırdığı için onları dahi severek, kucaklayarak hayatını sevgiyle kabul ettiği anda işin onun şifası. Bakın. Saç derisinde egzama, böbrekte taş. Evet. Hashimoto, peki. Anlatacağız, rahatız. Vaktimiz, zamanımız var. Bugün böyle biraz esnek davranabiliriz. Şimdi Hashimoto diyor, değil mi? Şimdi ne yaptı? İfadesini engelledi konuşamadı. Özellikle çoğu zaman ne deriz? İkinci çakra ve beşinci çakra ya da yolcu kitabındaki ikinci kapılar ve beşinci kapılar. Bunlar ikisinin aradan birbirlerine kapıları vardır. Yani ifadeyi engellemekle cinselliği engelleyip bastırmak ortak enerjidir. İkisi de yaratım ve üretim enerjisidir. Şimdi bunu niye engelledin ya da engellettin ya da birilerine engelli olarak hissettirdin? Yani içindekini kulağına duyuramadığın için sen de kendini başkalarına duyuramadın. Buradaki olan senin akışın içinde olmandı. Akışın içerisinden çıkmayı seçen sendin. Kendine bu baskıyı yaptıran, bu baskının içinde olmayı seçen sendin. Tabii ki bunun diğer bir anlamı birinci kapıda o baskıya ihtiyaç için bir ağırlığa ve etrafının, ailenin senin üzerinde belli baskı kurmasına ihtiyacın vardı ki burada kalabilesin, topraklanabilesin, dünya ile haşır neşir olabilesin. Bunların her birinin tabi bir sürü mekanizmaları var. Bu konuda bir sürü şifa videolarımız var. Kişiler üzerine, binlerce kişinin üzerine yaptığımız çalışmaları da buralardan izleyebilirsin. Şimdi öyleyse bugün e, Hashimoto tiroidle ilgili sorun olan hipotiroid olan işte herhangi bir kişi hayatı, ailesini, bedenini herhangi bir şeyi suçlama hakkı var mı? Hayır yok. Seçim kişinin kendisinin. Öyleyse her türlü suçlama, her türlü yargılama bir hastalığa tabidir. Olanın sevgiyle kabulünün içerisinde olan her şeyin tam da merkezinde olması gerektiği gibi mükemmel olduğunun kabulü vardır. Bakın. Şimdi bunu yapan reçetedeki ilacı yutar. Öteki türlü de hapı yutar. Bakın. Öyleyse bütün hastalıklarımız ve rahatsızlıklarımız ne için geliyor? Tek bir reçetede bize bir hediye bu hediyeyi alıp kullanabilenler için ne yapacak? Artacak. İşitme azlığı sol kulak. Tabi şimdi ben bu Aziz Hanım mesela bizim bu konuda detokslarımız var. İsteyen işitme ile ilgili beyin, kalptir, rahimdir. Hani bunlarla ilgili organ detokslarımız var. Bunlardan arkadaşlarımızdan yardım alabilirsiniz. Bir sürü frekans sistemleri var. i̇lk bar, son bar detoksları. Hani bu şu demek. Aa bak bu reçete var. Biz o hiçbir şey yapmayalım değil. Tabii ki beden içinde, duygular içinde, ruhumuz içinde, zihnimiz içinde yine üretim ve iyileştirmeyle, şifa ile ilgili çalışacağız. Ama arada da böyle güzel hediyeleri paylaşacağız. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Hiçbir e, ne besin takviyesine ne herhangi bir frekans cihazı sistemi hiçbir tanesine ihtiyacın olmadan tek bir şuurlanma ve idrakinle de bütün bunlardan özgürleşebilmenin sana formülü. Hani seni cehennemden kurtaracak herhangi bir formül mü istiyorsun? İşte var. Gel yap. En ağır durumdaki hastalığını dahi iyileştirebilir misin? Evet. Ee, bunu yapan on binlerce de dostumuz var tabii ki. Ee, şimdi ne demiş? Evet kulunç. Kulunçlar. tabii <laughs> kulunçlar, fibromiyelci bunlar böyle biraz daha ortak yere alalım. Tabi şimdi bunların her bir tanesinin fizikte, bedende bir sürü farklı bağlantıları var ama bugün onlara girmeyeceğim. Çok basit olarak e, adale sertleşmesi, kasılması diyelim bunlara. Çok yoğun kasılmalar diyelim. Bir kere ne var? Burada bir sertlikler var değil mi? Katılıklar var ve bu katılıklarla beraber tutulmalar ve itirazlar var. Bütün bunların şeyinde iki tane organ devreye girer. Bu organlardan bir tanesi safra kesesi, bir tanesi mesanedir ve ikisi de eril organdır. Ve bunlarla ilgili enerji kanallarındaki o meridyenlerdeki sorunlar, problemler buralarda tutulmalara yol açar. Şimdi öyleyse kişide ne var? Aşırı sertlik ve katılık var. Peki neden dolayı olana karşı bu seyirin içerisinde sert duruyor? Çünkü kendini yine korumasız, zayıf ve incinebilir hissediyor. Dışarıda çok sert ve katı görünenler içeride çok yumuşak olanlardır demiştik. Onun için bu yumuşaklığı dışarıda örtbas edebilmek için kalın sert duvarlara ihtiyaç duyarlar. Bu sertliğinde son aşamaları hani o zırh gibi Kulunçlar, bazen fibromiyajlar, bazen işte kramplar ve kasılmalardır. Şimdi burada yine vereceğimiz ilaç ne? Bak bir tane aspirin veriyoruz. Diyoruz ki olanı gel sevgiyle kabul et. Yani kendi varlığının birliğini ve bütünlüğünü. Senin buradaki bir ol demenle, seni dinleyen kainata vereceğin ifade, söz frekanslarıyla hayatına neler davet edeceğini senin karar verebileceğin, şu ana kadar yaşadıklarının da senin talep ve isteklerinle olduğunun bilgisinin kabulüyle gel şimdi yeni bir sayfa açarak yepyeni bir şifaya gel davetlesin diyoruz. Şimdi çocuklarda diyabet değil mi? Tip 1, tip 2. Şimdi burada şimdi o çocuk açısından bakıyorsak olandan tat almamak var. Olanın lezzetsizliği var. Yani olan güzel değil ki diyor. Allah güzel bir şey yaratmamış ki diyor. Yarattığı her şeyin içerisinde kusur görme var. Ve geldiğim yer, doğmadan önce olduğum yer, işte dün, eski, yeniden, bugünden daha iyi var. Yani şu an, ol an, Şimdi şu an seyrettiğim ve yaşadığım yeteri kadar güzel değil. Onun için ben burayı sevemiyorum var. Şimdi bakın görüyor musunuz? Bir tane bilgi her yerde nasıl anahtar? Anahtar bilgi. Şimdi varis demiş. Evet, diyebiliriz ki işte oradaki meridyenler, enerjiler çok ayakta durdu. Damarlar şöyle oldu, böyle oldu. Ama ne oldu? Dolaşım tıkandı. Akış durdu. Şimdi sen ki bacaklarda, ayaklarda sen nerede akışı durdurdun? Nerede ilerlemekten korktun? Olanın içerisinde nerede kendini bırakamadın, geri durdun? Olanı nerede güzel kucaklayamadın ve kabul edemedin ki sen bugün bedeninde de dolaşım eksikliği yaşıyorsun. Bedeninde, damarlarında tıkanıklar yaşıyorsun. Ama hayatın Enerji damarlarının içerisindeki yolların içindeki akışı durduran sen bedeninde de bunu yaşıyorsun. Öyleyse hayatın akışının içerisinde hafifçe bırak ağırlıklarından kurtularak ak ki bak akış seni damarların içerisinde de yumuşacık esnetsin. Oradaki kasılmalar, sertlikler, tıkanıklıklar, bir sürü morarmalar bilmem kendiliğinden iyileşsin çözüm olanı sevgiyle kabul. Şimdi tabii çöl yaklarda ne var? Ee, özellikle gluten alerjileri. Yani aslında her birimizde glutene karşı e, küçük büyük demeden belli bir tepki var. Ama kimisinin organlara saldırıyor, kimisinin bağışıklığa saldırıyor. Ama çöl yaklarda artık bu hat safhada bir iki tanecik diyelim ki o e, gluten tozu dahi müthiş alerjiler yapabilmekte ve organlarda bir sürü hasarlar verebilmekte. Ama başlıca ilk noktası neresi buranın? Kalın bağırsaklar. Kalın bağırsaklardaki bu kadar hassasiyetin şeyi ne? Otoriteyle ilgili ve özellikle baba ile ilgili sürtüşme, itiraz ve onun hayatındaki yerini kabul edememe. Yine ne var? Olana itiraz var. Yine ne var? Olanı Sevememe var, babayı ereli yeteri kadar kucaklayıp alamama var. Otoriteyle ilgili e, bu barışıksız durumun bedendeki etkisi var. Öyleyse ilacımızı burada bir daha alacağız. E, genetik kansızlık diyor. Ne kadar güzel bir isim bulmuşlar. Şimdi kansızlık diyelim biz buna. Ya tamam da annemde babamda da var. Tamam da sevgili dost. Onlar da topraklanamadılar. Çünkü kanımız kemik iliğinde, dalaklarda değil mi? Dalağımızda üretilen çok önemli bir enerji alanı, enerji kaynağı. Kırmızı enerji. Şimdi demek ki üretildiği şey özellikle ee, bizim kemik iliğimizde meydana geliyor. Ama kemik iliğinde bunun olabilmesi için bizim yine toprağın içerisindeki demiri alabilmemiz gerekli. Demiri alıp sindirecek olan yerin miden. Miden rahatsızsa demiri alıp sindiremiyorsun. Demiri alıp sindiremediğinde kemik iliğinde ve dalaklarında kan üretemiyorsun. Ah demir eksikliğinden dolayı benim annemin, babamın rahatsızlığı bana geçmiş ve ben de şimdi kronik kansızım. Hayır, sen yeteri kadar köklenemiyorsun. Hayatı sevemiyorsun. Toprağa, dünyaya köklenmeyi sevemiyorsun. Bak, hemen Peki ne yapıyorsun yani? Köklenmeyi ve hayatı sevemiyorsan kendini de yeteri kadar sevmiyorsun. Kendini sevmeyen tabii ki olanı sevgiyle kabul edemez. Bu sebepten dolayı kansızlığının da sebebi, durumu budur. Şuradan bir tane daha büyüteyim. Evet, diyelim. Ee, kürtaj olmak. Şimdi tabii ki arkadaşlar doğacak olan bir çocuğa hiçbirimiz engel olamıyoruz. Doğamayacak bir çocuğu da hiçbirimiz dünyaya getiremiyoruz. Olabilir, zamandır. Ee, belki aldırmak isteyebilirsin, doğurmak isteye istemeyebilirsin. Bunun kararı senindir. O günkü ihtiyaçlara ve duruma göre. Çağırabilirsin ama hani kürtaj yasak mı, günah mı bilmem ne diye. Tabii ki burada vicdanın da önemli, senin o ana kadar aldığın düşünce kalıpların da önemli. Bazı kişiler kendini sadece suçlayabilmek için de böyle bir sistem alıp dişiliğini ve kadınlığını kapatmak isteyebilir. Bunların her birinin ayrı ayrı programları var. Ama diğer taraftan evet e, kendi hayatına, kendi seçimlerinle sen yön vereceksin. Kendi kulluk hakkın öncelik olarak gelecek. E, zaten yazmış şeker, tansiyon, e, hipertiroid. Ee, orada anlatmadığımız e, tansiyon. Şimdi tansiyon hastalığı yüksek tansiyon diyelim. Aslında düşük tansiyonlar da zaman içinde yüksek tansiyona yol açar ama düşük tansiyonlu olduğunuzda kendinize sevilmemek, geçmişten geçmiş duygulardan kaynaklı sevilmediğinizi düşünürsünüz. Diğer taraftan eğer eee kan basıncınız yüksekse, yüksek tansiyon sahibiyseniz bilin ki siz geçmiş duygularla ilgili işinizi bitirmemiş ve geçmişteki hallerle, duygularla sürekli haşır neşir olup onlarla bir üzüntü, kızgınlık ve kırgınlık içindesiniz. Ve bu da ne yapar? E, kanınızın içindeki suyun çekilmesini, koyulaşmasını, şerbetten pekmeze dönmesini sağlar. Peki burada ne var aslında? Olan buradayken bütün yüksek tansiyon hastalarının bakın ilacını veriyoruz. Olan şimdideyken yüksek tansiyonu olan bir kişi geçmişle ilgilenir. Geçmişin kapısını açar ve oradaki duygusal sorun ve problemlerle haşır neşir olduğu için buradaki hale durumu kaçırır ve olanı da içeriye alamaz. İçeriye alamadığı bir şeyi nasıl kabul etsin? Alamadığı bir şeyin ve bu sefer o geçmişin parmaklıklarında hapsolur. Bu sebeple çoğu zaman belli bir yaş ötesi yani şimdi 18-20 yaşlarda çok fazla görmüyorsun. Bir birikimle yani geçmişi biriktirip geçmişteki sorunları çözemeyen kişilerin arkaya dönüp bakmalarıdır ki bunun e, ee, hani Lut kavmindeki adı değil mi? Hazreti Lut'un karısı hatırlayın tuz direği olmaktır. Tedavisi tabii ki fiziksel, bedensel detokslarımız vardır. Ee, bugün binlerce dostumuz yüksek tansiyon ilaçlarından özgürleşmişlerdir. Evet. Şimdi e, geçirgen bağırsak da aslında çölyakla benzerdir ee, koku alamamada kök denememe vardır İdrar yangılarında sevgili Gülay eşe öfke vardır Erkeğe öfke vardır kadınsa erkekse de tam tersine ee, tık 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 biraz hızlı gidiyorum Unutkanlıklar Hatta sadece unutkanlıklar demeyelim. Ee, onun ötesinde de biliyorsunuz e, birçok kişilerde e, daha derin hastalıklar ve rahatsızlıklar meydana gelebiliyor. Siz eğer geçmişi bırakmıyorsanız unutkanlık yaşıyorsunuz. Eğer geçmişi geçmişten aldığınız güzelliklerle beraber kapatabiliyorsanız, ne yapıyorsunuz tık diye kapatabiliyorsunuz. Epifizde tümör burası önemli. Hipofizle olabilir bazen. Bazen de hatta geçenlerde bir çalışmada vardı bir beyefendi. 3 kere ameliyat olmuş hipofizde. Ee, ne dedik ona? Görmeyi kabul etmeme. Yani olanı sen görmeyi kabul etmezsen ne olacak? Tabii ki oraya bir perde gelecek. Orada bir tümür olacak. Bakın her bir tanesinde çağıranın nasıl sen olduğunu gör ve seyret. Bunlarla ilgili mekanizmaları yolcu kitabında böyle o kapılarda detaylı şekilde anlattık o yolculuğun içerisinde o farkındalıkla çıkabilmemiz için. Şimdi epifizde ise ruhsal bağlantıya bir öfke vardır. Ruhsal manevi alandan alamamak vardır. Almaya karşı direnç vardır. Yani bu sefer ruha köklenirim diye korkan vardır. Oradan gelecek olan bir bilgiye, bir enerjiye karşı e, gerilimle bir kalkan oluşturma vardır. Yani olanı görememe ve seyredememe vardır. Özellikle dişler, diş etleri. Şimdi bunlarla ilgili diş eti çekilmeleri, değil mi? Şimdi dişlerdeki en önemli şey tabii ki her birinin bir organı var. Her birinin bir omurla, bir duyguyu, bir düşünceyle bağları var. O ayrı bir kısım. Onu inşallah. Bir diş doktoru grubuyla hem ders yapacağız hem anlatacağız sizlere. Şimdi diğer taraftan buradaki en önemli şey kararlardır. Hangi dişin çekilmesi, hangi dişte sorun ve problemler o alanla, o organ ya da o aile üyesiyle ilgili aynı zamanda akrabalarla ilgili sizin bir karar verememenizle ilgilidir. Peki karar veremiyorsanız ne vardır? Net değilsinizdir. Yani siz güç merkezinizi doğru şekilde kullanmıyorsunuzdur, irade zayıflığınız vardır. Faydalı ile faydasızı ayırt edememe ile ilgili diğer taraftan böbrekleriniz yeteri kadar doğru çalışmıyordur. Sen öyleyse bunu ayırt edemediğinde nasıl kabul edeceksin? Yani o zaman herkese geç dersin. Karar veremiyorsun ki. Karar veremeyen net olamaz. Net olamayanın da irade gücü zayıftır. Tabii ki olanı sevgiyle kabul edemez. Bakın nasıl her birinin bağlantılarını yasıyoruz. Ödemler nedendir? Ödemler nedir arkadaşlar? Yine e, belli yerlerde sıvı birikimleri ve akışın durmasıdır. Bacaklardaysa ilerleyememek, kollardaysa yetenek ve enerjileri hareket ettirememek, işte diyelim ki karın, göbek ve bütün hücre içerisinde ise her birisinde yine de alan olarak ne vardır? Sizin hareket edememeniz, kendinizi durdurmanız, duyuların, duyguların akışkanlığını engellemeniz vardır. Öyleyse bu alanlarda akışa geçebilmek, e, akabilmek için bu hastalık, yani bu dert sana derman olsun diye gelmiştir. Bunun tek kalemdeki dermanına ne dedik? Olanı sevgiyle kabul. Onun için bu akşam her birinizin kendinize bu cümleyi tekrarlamasını istiyorum. Ben nerede olanı sevgiyle kabul edemiyorum? Olan ne? Seyrettiğim eğer olansa, bu olanın içerisinde göremediklerim ne, okuyamadıklarım ne, fark edemediklerim ne, okuyabilmek için ne yapabilirim, görebilmek için ne yapabilirim? Eğer bunları okuyabilmek için hayatın sembolleri varsa, Hayatın bir matematik dili varsa hayatın matematik dilini nasıl öğrenebilirim? Hayattan yardım isteyin. Yaradan'dan yardım dileyin. Bakın Allah'ım bana bu konuda şifa ver. Ya tamam da zaten şifan senin bak dikkat edersen bu ödem. Ödem sana bir şifa olarak geldi. Hani birçoğu şöyle diyor Allah Allah'tan şifa istiyorum. E şifan geldi ne? Hastalığın. Ya olur mu ben hastalığıma şifa istiyorum. Hayır, sen zaten ruhundaki hastalık için, yani ilerleyemeyip hareket edemediğin için ruhundan talep ettiğin, istediğin şey bugün senin hastalık olarak nitelendirdiğin bir şifa olarak sana geldi. Allah sana zaten şifanı verdi. Peki bu durumu nasıl iyileştiririm? İşte sana bir tane formül. Tabii ki bir sürü şeyler var ama hani e, diyoruz ya şimdi. Konu çok, bilgi çok, yani birçok bilginin içerisinde girdiğiniz zaman her birimiz bazen dağılabiliyoruz. Bunları özleşleştirip de bir kelime içine, bir hap içine almaya çalıştık. Şimdi e, yıllar evvel 2018'de bana işte bir sistem getirdiler. Dediler ki bak dünyada biz birçok e, bitkiyi, işte e, petrol ürünlerini her bir tanesini istediğimiz Armstrong ve nanometrede yapabilecek bir cihaz şey yaptık. Aa dedim, tam da bak bizim istediğimiz gibi. Gelin o zaman bize işte şu bitkileri, şu bilmem neleri yapın ve bir baktık 2019 biz Kasım ayında dostlara, arkadaşlara bir ürün çıkartmak durumunda kaldık. 3 ee, ay sonra pandemi geldi ve neredeyse bir günde, iki günde birçok kişi o rahatsızlıklardan iyileşti. Bir tane şeyle ilaç ile diyelim bir tane bitki takviyesiyle bir baktık ki o zaman Bion Smart'ın işte şeyini kullanan binlerce kişi biliyor. Bir günde iki günde soğuk algınlığı geçiyor, gribi geçiyor, işte moda virüsler bilmem neler takır takır iyileşiyor. Bitkilerde de bunlar var ama tabii ki orada biraz daha şey farklı durumlarda var. Yani sizin bağışıklığınız kuvvetlendiğinde, enerjiniz, bedensel titreşimleriniz zaten yükseldiğinde ki zaten olanı sevgiyle kabul, sizin bu frekanslarınızı yükselterek bütün titreşimlerinizi doğru bir ayara getirmek için bir bilgi olanı sadece kabul değil, sevgiyle kabul, dayatmayla mecburen bir vazgeçişle değil, kucaklayarak sevgiyle kabulün onun için frekansından bahsediyoruz. Aynı zamanda hatırlayın yolcu kitabında dördüncü kapının anahtarı da. Buydu ama biraz daha şimdi farklı açılardan da değerlendiriyoruz. Böbrek üstü bezleri çalışmıyorsa, şimdi hangi organ çalışmıyorsa onun önce fonksiyonuna bakacaksınız. Böbrek üstü bezleri ne işe yarıyor? Değil mi? Korktuğunuzda, endişelendiğinizde ne yapıyor? Hangi hormonları salgılıyor? Ne olduğunda seni harekete geçiriyor? Ne olduğunda hadi diyor ellerin terliyor, yüzün terliyor, işte kalbin daha hızlı çarpmaya kalkıyor. Ne oldu yani herhangi bir duruma karşı tetikleme geldi. Sen diyorsun ki benim tetiklemem çalışmıyor. Peki bu hangi kapının enerji merkezi? Birinci kapının enerji merkezi. Şimdi orada biraz önce gördüm. Koku alamayanlarda da benzer durum. Çünkü koku da aynı zamanda birinci kapıyla alakalı. Peki öyleyse kişinin böbrek üstü bezleri niye çalışmıyor? hayatının değerini ve kıymetini yeteri kadar bilmiyor. Ve kendini çok risklere atarak korku ve endişe sistemlerini çok uçlara kadar götürdü. Yapacağı şey ne? Olanı. Olan ne? Benim bedenim ve hayatım. Bu hayatı sevmek, kucaklamak ve verilen güzellikleri kabul ile adım atmak. İşte bakın her bir organda aynı ilacı çeviriyorum, çeviriyorum, kullanıyorum. Bir tanesini kullanıyorum. Tabii ki bir sürü daha farklı farklı şekillerde de kullanabiliriz ama hani diyelim ki kullandığımız aspirin ama birini suda eritiyorum. Bir tanesini ağızda toz yapıp yiyoruz. Birini kırıyoruz, üzerine sarıyoruz ama her bir tanesinde bir bilgi var. Her bir tanesinde aksi tarafında olana itiraz var. Olanın kabul edilememesi var. Olanı neden kabul etmiyorsun diye bak. Olana itirazın niye var diye bak. Hangi olanlarına iyi isyan ediyorsun diye bak. Geldiğin aileye, anneye, babaya, bedene, sağlığına, yaşadıklarına itirazın niye diye bak. Ve şunu göreceksin. Aa! Ya bu hayatımın içerisinde benim ol demediğim başıma ne geldi? Her birimiz kendimize soralım. Senin çağırmadığın hangi halbe, hangi durumla bir aradasın? Ve şunu görüyorsun. Her birinin altında imzan var. Bu olan senden öte değil. Yaşadığın, hayat aynasında seyrettiğin, senin çağırdığından öte değil. Senden öte değil. Aynada zaten senden öte ne seyredeceksin? Evet aynada gördüğün sen direktman değilsin ama senden yansıyan. Yani ben sen değilim ama senden yansıyanım. Tabii ki bununla ilgili bir sürü çeşitli bilgilerimiz vesairelerimiz var. Bunları gördükçe daha güzel bir şekilde e, bağırsaktaki ülser demişiz. Bağırsaklar hani dedik ki kamburluk ve şey anlatalım. Sisli görme. Evet. Peki. Şimdi kamburlukta ne var? Hayatı yük görme var. Hangi omurun, hangi enerjilerin üzerinde ise o enerji alanının, o frekansın üzerinde yük gördükçe kamburluk çıkıyor. Peki sen olanı kabul etmiş olsan onu yük olarak mı kabul edersin? Hayır. Olanı yük olarak gören olanın güzelliğini görmeyendir. Bir insan sevgisini, sevgilisini yük değil, tam tersine neşe ve sevinçle görür. Şimdi bakın hop kamburluğun şeyini koyduk oraya. Ne vardı orada? Ee... Evet geçti. Evet baş dönmelerin sormuşlar. Denge kayıpları arkadaşlar. Bununla ilgili tabi dediğim gibi organ detoksları var. Özellikle e, bitilgi olsun, e, kulak çınlamaları ağır duymalar bunlarla ilgili i̇bn Sina Kadim Şifa Vakfı'nın özel formülleri ve şifaları var. Bunlardan arkadaşlar isterse faydalanabilir. Reflünün sebebi demiş sevgili Ceylan. Herpesler. Peki bu herpesleri de anlatayım. Hatırlayayım. Şimdi arkadaşlar mide çok yoğun gerilimle kaynatılmaya başlandığında değil mi? Bir kıyamet anlatalım dağların yürütülüp de yerle bir edildiği zaman, denizlerin kaynatılıp da birleştirildiği zaman işte senin midende reflü olmuştur. İçeride bir kıyamet kopuyordur. Çünkü neden? Sen olan neden benim istediğim gibi değil, benim planladığım gibi değil de Allah'ın dediği gibi oluyor dedikçe önce orada ufak tefek yaralar, gastritler, ülserler ve o köpükler, asitler yukarıya doğru Fışkırır ki e, artık sen dersin ki ha, demek ki bedende bir olumsuza gidiş var. Şimdi bu haberci sana bir şifa mı getiriyor? Bir şifanın haberini mi veriyor yoksa sana zarar vermek için mi geliyor? Şöyle bakarsan, aa bak karnım ağrıyor, mide ağrıyor. Hemen gideyim işte bir anti asit alayım ki onların çoğu da alüminyumlu biliyorsun unutkanlık ve beyin hasarları meydana getiriyor. Bunu defalarca aktarmıştık çeşitli çalışmalarda. Ha, gel bunu hemen iyileştirelim. Bebeğin ağzını kapatalım. Bebek altını mı ıslattı, acıktı mı, terledi mi, hasta mı? Önemi değil. E bu sefer bir üstü gelecek. İşte birçok mide kanserleri mide rahatsızlığının bastırılmasından dolayı ya da işte aşağılara doğru sindirim rahatsızlıkları meydana geliyor. Nerede duyarsan olanın sana mesajını, olanın mesajı Allah'ın var ettiğinin içindeki alfabeyle sana sunulur. Biz onun adına hayatın matematiği diyoruz. Bakın. Hayatın matematiği içerisinde her şeyin bir ölçüsü vardır. Her şeyin bir değeri vardır. Ve bu değerler frekans ölçüdür arkadaşlar. Onun için 10 e, on yıllardır bunların çeşitli şekillerde frekans sistemleriyle bir şekilde biorezonans sistemleriyle titreşimlerle anlatıyoruz ki bundan herhalde bir 12-13 yıl evvel titreşimlerin hayatımızdaki yeri diye bir seminer vermiştik herhalde o zaman doğal diye bir şey vardı ne yaptılar bilmiyorum uzun zamandır yoklar İnşallah yine başlasınlar destekleriz onları yaparlarsa çalışmaları güzel çalışmalardı titreşimlerin hayatımıza etkisi ve yeri diye herhalde 2009 falan da anlattıydık bunları. Frekansların titreşimlerin nasıl hayatımızdaki her şeyi etkilediğini, fayda verdiğini, faydasızlıklarını, e, hatta bunun dünyada nasıl kullanıyorlar, çeşitli uluslar, e, ülkeler, savaş olarak nasıl kullanıyorlar, insanlar arasında, sihirde, büyüde, frekansın birçok şeylerini o zaman anlatmıştık. çeşitli yerlerde yine frekansla bilgiler anlatmıştık. Tabii bunu hani anlayanlar var, anlamayanlar var, hazır olanlar var, hazır olmayanlar var ama. Bu özellikle örtülmüş ve bu konuda birçok kişi cahilleştirilmiştir. Yani bilim yapan merkezlerde, üniversitelerimize öncelikli ve birinci konu olması gereken bir konudur bu. Çok şükür şimdi hani bu konuda bu konuya değer veren çeşitli bilim adamlarımız, hocalarımız, ee, doktorlarımız da var. Ne mutlu ki onlar da bu konulara destek veriyorlar. Şiddetli bel ağrısı diyor şimdi Neva. Şimdi bakın kapını çalıyor. Neva diyor. Bak diyor belinin sağ ya da sol tarafında şimdi sana bir ağrıyla bir sızıyla geliyorum. Sen diyor şu alanlarda çok ağır kaldırdığını, çok ağırlık ve yük altına girdiğin için kendini suçluyorsun diyor. Şimdi bir kere ne yapıyorsun? Kendini demek ki yargılıyorsun. Ne yapıyorsun? suçlayarak kendi varlığını eziyorsun. Bunların hangisinde olanı kabul var? Her birinde olana itiraz var. Öyleyse yapacağımız bakın. Her bir birinde şu bilgiyi görmek için geliyorum. Sen eğer olanı okuyabiliyorsan ister frekanslarla oku, ister ilahi sistemle oku, ister kalbinle, gönlünle oku, ister sembol diliyle oku ama oku. Okuduğunda şunu göreceksin. Her şey birbiriyle müthiş bir bağ içinde. Yani her bir zerre birbiriyle bağlantılı. Her bir zerre her günle, saniye, saniye ve anla bağlantılı. Ve her birimizin birbiriyle müthiş bir şekilde bağı ve bağlantısı var. İçeriden dışarıya ve dışarıdan içeriye. Ve bu ağları görebildiğinde sadece secde edersin o secde seni müthiş bir şekilde onun yarattığı kainatın güzelliği karşısında bir teslimiyete götürür. Bu kadar müthiş bir zekanın, bu kadar müthiş akışkanlığın, güzelliğin karşısında sadece bir hayranlık duyarsın. Bu hayranlığın hayretiyle birlikte şükürle, çok şükür. Olanı sevgiyle kabul edeyim dersin. Bu senin işte reçetendir. Bu reçetedeki eğer sen ilacı, habı, habibi değil mi? hap oradan geliyor aslında. Ee, sevgili kökü de buradan gelir. Evet tabii bir sürü korkular var. Korkular arkadaşlar e, yolcu kitabının birinci kapısında çok ayrıntılı şekilde anlatıldı. Orada şunu göreceksin. Her bir korkunun sana bir de faydası var. O faydayı aldığında bırakabilirsin. Şimdi tabi e, otizmler değil mi? Belli bir alana çok yoğun odaklananlar. Bu şekilde bir hayatı kabul Şimdi bazıları doğuştan sakat geldi. Bazıları doğuştan bazı sendromlarla dünyaya geldi. Bazıları hani bir fazlalıkla geldi. Sadece eksiklik değil. Otizm bir fazlalık. Yani başka açıdan bakarsan bir üstünlüğün verdiği bir durum. Ama şimdi buna rağmen ne yapıyor? Sosyal alanlarda ya da belli şeylerde birazcık bağlantı kurma zorlukları olabiliyor. Ama Geldiğin tekamül neyse o matematiği okuduğunda orayı da kucaklıyorsun. Bu sefer evet bazı alanlarda bir eksiklikle geldin ama başka alanlarda bir fazlalığı çağırdığın için bunu yaptın. E, depresyon ve panik atak bunları tamamlayalım. Evet bugün biraz e, uzun uzun yaptık. E, özellikle arkadaşlar panik ataklarda Gördüm biraz önce bipolar. Bunların her bir tanesinde endişe başrolü oynar. Endişenin annesi ne dedik yolcu kitabında? Korkudur. Korkan kişi endişeyi doğurur. Endişe hayata güvenmemektir. Hayata güvenmemek, hayatı var edene güvenmemektir. Öyleyse ne kadar sistemi okuyabiliyorsan, sistemin içerisinde bağları ve bağlantıları gördükçe ayağını bastığın zemini o kadar güvenli hissedersin. Evet düşebiliriz. Kalkarız ama. Şöyle olabilir. Bugün hasta olabilirsin. Bugün bir rahatsızlığın olabilir. Bunun sana faydasını görürsün. O faydayı alırsın. Kendini iyileştirebilirsin. Hiçbir durum için ah vah ne olacak bilmem ne değil. Evet bugün böyledir. Bunun varlığımın benim için yaptığı bir planda bir faydası vardır. Gel o faydayı alalım. İşte olanı şükürle, sevgiyle kabul, seni aslında hayatını da sevgiyle kabule ve kucaklamaya götürür. Hayatını kucaklayan tabii ki sevgiyle kucaklanır. Bugünlük böyle yapalım. Yine çok güzel bir sürü böyle sorularınız var. Onlarla ilgili inşallah sağlıkla ilgili çeşitli çalışmalar da yaparız. Pazar günü akşam dediğim gibi 9'da meridyen ve enerjiler frekanslarla ilgili bir ee, Sabahı Bey ile bir şey yapacağız, çalışma yapacağız. Pazartesi onun bazı sürprizleri var, onlarla ilgili yapacağız. Önümüzdeki haftaya 3 tane konuşacağım. Bunlardan bir tanesi zamane köleliği ve e, zaman köleliği yapacağım. E, eğer kısmet olursa bir tane e, e, İlahi kıvılcım meditasyonu yapma niyetim var. Ee, sadece bunu YouTube gruplarımızda yapacağım. Bir tane mekanla ilgili e, 2023'e göre mekanların organize edilmesi ve 2023'ü şekillendirme ile ilgili de önümüzdeki hafta YouTube kanalımda e, bir çalışma yapma niyetim var. Burada kendi mekanımda yapacağım bunları. Sizlere anlatacağım. Çok önemli çünkü bu yıl çok özel bir yıl. Bunun bilgilerini anlatacağım size. Hem Türk takvimine göre, Çin takvimine göre ve bu modern sistemlerdeki bilgilerle birleştirerek birlikte bir 2023'e de öngörüler ve daha evvelden yaptığım önümüzdeki 10 yıl öngörüleriyle birleştirerek bazı bilgiler önümüzdeki hafta paylaşma niyetim var. Sevgiyle, güzelliklerle, hoşçuklarla kalın. Şifalar olsun. Teşekkürlerimle.